Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. İbrahim'in Nemrud'a getirdiği delil nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir konudur bu. Bakara suresi 258. ayetinde bu şöyle anlatılır. Allah kendisine hükümranlık, hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim ona benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür dediği zaman ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getirir haydi sen onu batıdan getir deyince o inkar eden herif şaşırıp kaldı. Febutellezi kafar. Öyle ya Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Şimdi bu ayette anlatılan mesele tefsirlerde geçtiğine göre Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür demesi üzerine Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm demiş. Ve yanına iki tane adam çağırtmış. Birini öldürtmüş. Diğerini de serbest bıraktırmıştır. Ona göre Güya bu öldürmek ve diriltmek anlamına geliyordu. Bu yaptıklarının Hz. İbrahim Aleyhisselam'a cevap olmaktan ne kadar uzak olduğu açıktır. Yaratmak, diriltmek nerede? Bunun yaptığı nerede? İşte bunun içindir ki İbrahim Aleyhisselam bunu münakaşa konusu bile yapmamış. Hayır, bu yaptığın öldürmek ve diriltmek değildir demek yerine Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi senin gücün yetiyorsa onu batıdan getir teklifinde bulunmuştur. Peki bu durum nedir? Böylece İbrahim Aleyhisselam Nemrud'a ancak güneş doğdurup batıran zat hayatı verir, verip alabilir mesajını vermiştir. Yani burada cüz'i hayat verme ve öldürme delilinden külli hayat verme ve öldürme deliline bir intikal söz konusudur. Buna biz cüz'i imate ve ihya e, diyoruz. Yani bir insanın öldürülmesi ve diriltilmesi cüz'i bir olay. Ama külli imate ve ihya ise arzın, yeryüzünün ve yeryüzündeki bütün mahlukatın ölmesi ve diriltilmesidir. Güneşin doğuş ve batışı sırasında binlerce mahluk yaratılıyor, öldürülüyor. Demek ki bir insana hayat verecek ve onu öldürecek zat ancak bütün fiillerin sahibi olabilir. Yani burada e, tabiri caizse tüme varım delili vardır. Veya tümden gelin, nereden giderseniz gidin. Öyleyse bir tek hayatın sahibi ancak kainatı yaratan zat olabilir. Öyleyse bir tek hayatı ölümle fenaya götürecek zat da Yine bütün kainatı yaratacak zat olabilir. Bir hayat kiminse kainat onundur, kainat kiminse hayatta onundur. O halde benim Rabbim, ey Nemrut, bütün kainatı yaratan, hayatı var eden ve yok edendir. Yoksa senin yaptığın bir hayatı var etmek ve yok etmek değildir diye ona mükemmel bir tevhid delili sunmuş oluyor.